oruç bütün din, yani bütün kültürlerde, bütün büyük temeddün medeniyet havzalarında yeri olan bir şeydir. Yani Hindistan'da, işte Japonya, Çin vesaire dünyanın birçok yerinde bu oruç ve benzeri şeyleri var. Şimdi bu neden var? Yani ve ne yapıyorlar bununla? Şimdi benim kanaatime göre bunun tabii kademe kademe açıklamalar olabilir ama esas tabii benim ilgi alanımı teşkil eden şey oruçla bir ruh-beden ilişkisi kuruluyor. Yani bedenimizin dinlendirilmesi diye bir konu var. Yani bedenin gerçekten dinlendirilmesi, yani bedenin rölantiye alınması ve bedenin böyle aşırılıktan, saldırganlıktan geriye çekilmesi. Yani bedenin zapturapt altına alınması diye bir konu var. Bu çok önemli bir konudur ve ahlaki mücadelede ve ahlaklanmada çok önemli bir yer tutar. Bedenin zapturapt altına alınması ve bedenin dinlendirilmesi konusu. Efendimizin oruç tutun, sıhhat bulun cümlesi bununla mı bağlantılıdır yoksa bildiğimiz sağlıktan mı? Ben Peygamber Efendimizin hadisleri, sözlerinin hem zahir hem batın anlama sirayet edici olduğunu düşünerek ona şöyle anlam verebilirim. Daha doğrusu şöyle tefsir edebilirim o hadis-i şerife. Oruç tutun, bedeniniz dinleneceği için beden sağlık bulsun. Çünkü yaklaşık yani bütün tradisyonel tıpların mesela en temelinde yatan şey aslında beslenme kültürüdür. Yani bugün de mesela birçok kişi bunları anlatıyor, bunlar üzerine konuşuyor filan. Ama bizim eskiden beri, yani Galen'den beri veya işte Çin geleneğinden, Hindistan çeşitli geleneklerden gelen bütün yani tıp kültürünün temelinde beslenme kültürü yatar. Yani doğru beslenme ve az beslenme. Hatta bilirsin hani benim bir yazıda böyle bir esprili bir şeyim vardı yani. Bir İslam tırnak içerisinde söylüyorum. Hı. Gerçekten espriydi o. Yani daha doğrusu espriydi ama şimdi ben espri yapmayı beceremem. Yani espri diye başladım. Böyle bir ironi yazı yazayım diye. İş ciddileşti. Yani bir İslami diyet olsa ne olur kuralları falan diye. İşte birincisi mesela öleceksin. Yani bir adama önce bunu anlatacaksın. Sonra mesela en önemli şey İslam gelenekte, yani Müslümanlıkta yemekte helal yemektir. Yani helal yemekten daha mühim bir şey yok. Evet. Yani helal yemek. Yani bir Cenab-ı Hakk'ın helal kıldığı şeyleri yemek. İki, üzerinde hak hukuk olmaksızın onu yemek. İşte üç, buna bağlı olarak işte az yemek vesaire falan. Yani böyle konular devam ediyor. Şimdi bu açıdan mesela Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinin birinci kademede yani az yiyin, çünkü sadece hani oruç tutun değil. Hı. Az yemeyle ilgili Peygamber Efendimiz'in birçok tavsiyesi var, birçok emri var diyelim. Şimdi az yiyin, bedeniniz sağlık bulsun. Beden sağlık bulduğunda şu sözü hani böyle insanlar işte sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Grek şeyden gelen bir sözdür bu ama bu her zaman böyle olmasa bile yani modern dünyada düşündüğümüz gibi değil bu. Mesela modern dünyada insanlar gidiyorlar hani bedenlerini güçleniyorlar, sağlıklı olacaklarını. Aslında orada kafa kayar yani çünkü beden çok güçleniyor, beden çok öne çıkıyor. Sağlam vücut aslında yani o doğru beslenmeyle yani genellikle de zayıf olan bir vücuttur. Genellikle de hani diyelim ki işte orantılı bir vücuttur. Yani böyle hani pozusu gelişmiş vesaire falan. Yani bu vücut için değil yani. İnsanlar şimdi sağlam vücut dendiğinde hani bir şekil çizseler değil mi bayağı fitness salonlarından falan böyle vücut geliştirmeci adamları zannediyorlar. Öyle değil yani. Mesela spor aşırı spor yapıyor işte kafasını kaybediyor vesaire. Ama normalde mesela sağlam vücutla sağlam kafa arasında bir ilişki vardır. Yani bu Çin kültüründe de vardır, Hindistan'da vardır. İşte eski İran vesaire Mısır bu kültürde de vardır. Müslüman kültürde de vardır. Tasavvufta da vardır yani. Dolayısıyla şimdi Peygamber Efendimiz burada birinci kademede sağlıkla yani hani beden sağlığının temin edilmesine dikkatimizi çekmiş olabilir. Çünkü bu bir gösterge. Yani beden sağlığı bir gösterge. Yani biz şimdi bir tane film seyretmiştim. Epey bir zaman oldu. Şimdi bir tane Amerikalı ajanla bir Koreli veya Çinli neyse beraber bir işbirliği yapıp işte mutlaka tabii Amerikan lehine bir iş yapacaklar. Yani hani başka türlü yani Çinli bilge niye işe yarar, ne işe yarar ki yani hani onların mantığında. Şimdi adam yaşlı yani Çinli olan yaşlı. Çinliler ki yani o göz şeyinden hareketle söylüyorum. Belki de Japonlu, belki de Asyalı diyelim ama bilge bir adam. Şimdi bu da bayağı güçlü kuvvetli yani hani o işte spor salonlarından çıkmış bir haliyle falan. Şimdi adam diyor ki ya sen çok zayıfsın diyor. Yani bedenin çok zayıf, çok sağlıksız diyor. Bu nedenle diyor dikkatin gelişmiyor diyor. Yani dengeli yürüyemiyorsun diyor. Mesela çatıda yürüyeceğiz diyor sen düşüyorsun diyor. Şimdi ona yani beslenmeyle daha doğrusu yani bedenin sağlıklı olmasıyla zihnin sağlıklı oluşunu, konsantrasyonun sağlıklı oluşunu vesaire yani dikkatin oluşmasını hani bu mesela hani iplerde yürüme diye bir mesele var ve ince yerlerde yürüme diye bir mesele var. Cambaz. Şimdi bu nasıl olacak? Bu bedenle ilgili bir şey. Yani bedenin kilolu olması değil. Yani konu bu değil. Şimdi bedenin yani dengede olması yani diyelim ki ölçülerimizin işte yani elementlerin işte unsurların neyse yani bunların dengede olması. Yani belli bir ölçüde belli bir kıvamda olduğu zaman beden sağlıklı olmuş oluyor. Beden sağlıklı olduğunda bizim yani eski kültürde bunu şöyle anlatırlar. Mizaç bir dengeye oturur. Yani hani ben tabii modern çağın kavramları tabii doktorlar söyler. Yani ben hani ondan bir şey söyleyecek halim yok. O da oturduğunda zihnimiz belli bir istikamette olur. Yani hırslarımız dengelenir, işte arzularımız işte frenlenir, şu olur bu olur vesaire, zihnimiz belli bir noktada olur. Bu bakımdan şimdi aslında modern çağdaki anlamını unutarak, yani modern çağdaki bu güçlü beden, kuvvetli beden fikrini unutarak o klasik dünyanın anlatımın tarzında sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Evet. O zaman şimdi Peygamber Efendimizin sözünü hem zahirde hem batında düşünmek mümkündür. Yani zahirde düzgün bir beden, mutedil, dengeli bir beden ile doğru bir kafa arasında, doğru bir gönül arasında Peygamber Efendimiz bir ilişki kurmuş olabilir. O zaman şimdi oruç burada, yani açlık burada bir anahtar görevi görüyor. Yani şimdi bedeni frenleme, yani bedeni dizginleme, bedene bir sükunet, bir vakar kazandırma, böylece ruhun, böylece aklın, böylece gönlün alanını genişletme. Şimdi aşağı yukarı yani kültürlerde, yani bu bahsettiğim yani bütün o kültür merkezlerinde, temeddün merkezlerinde hakim olan yaklaşım budur. O zaman şimdi yani az önceki yani orucun işte bir takım tezahürlerini konuştuktan sonra yani burada yani benim yazıda mesela ele aldığım konuyu söylemiş olayım. Oruç esas itibariyle ruha zemin açmak için, düşünmeye, akla zemin açmak için bedenin yorgunluğunu azaltmaktır. Çünkü bakınız bunu şimdi doktorlar daha iyi izah edebilirler. Biz şimdi bir kısır döngünün içerisinde oluruz. Mesela çok yemek yeriz, çok su içeriz. Şimdi vücudumuz bir içeriden yorulur, bir de o fazla enerjiden dolayı çok koşuştururuz değil mi? Yani o zaman şimdi hem koşuşturma nedeniyle yoruluruz, hem içeriden yani o yeme içmeyi hazmetme nedeniyle yoruluruz. Yani beden iki taraftan da yoruluyor. Şimdi hareketlerimizi azaltabilmek için yeme içmemizi azaltmamız lazım. Şimdi yemeği azalttık, o zaman zaruri ihtiyaçlara gideriz. Yani şimdi bence bu da çok önemli bir şeydir. Yani gerçekten mesela bir şey lazım mıdır? Yani bir şey yapıyoruz ama gerçekten lazım mıdır? Mesela bir yere çağrıldım ama ben oraya gerçekten lazım mıyım? Gitmem gerekir mi? Şimdi insan hayatını böyle bir planlasa, yani gerçekten mesela yapmam gereken işler midir? Yoksa öyle adettiğim işler midir? Yoksa yapmasam beni sıt basan işler midir? Şimdi bir defa bir insanın bunları bir tahlil etmesi lazım. Evet. Öyle değil mi? Yani mesela şimdi kendi adıma söylüyorum mesela. Bir yazı yazacağım zaman soruyorum Ekrem. Diyorum ki Ekrem, bu yazıyı yazman gerçekten gerekli mi? Yani Allah biliyor yani bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani gerekmiyorsa yazmam. Yani şimdi birçok okuyan diyebilir ki ya hiç gerek yok. Ya o onun meselesi yani. Ya ben de öyle bir adam için diyorum ki onun okuması gerekmez diyorum. Yani bu yazıyı okuması gerekmez ama ben yazmazsam beni sıtma basar yani o anlamda söylüyorum. Ama belki mesela bu hani periz meselesini doğru yorumlasam belki de birçok yazıdan vazgeçeceğim veya belki de birçok dersten vazgeçeceğim falan. Ama normal şartlarda şimdi bu yemenin azaltılması, içmenin azaltılması gereklilikleri tespit fikrini ortaya çıkıyor. Yani yeni bir levazımat tespiti yapacağız. Yani hayatımızda şunlar lazım mı değil mi? Tamam mı? Yani şuraya gideceğim. Bu lazım mı değil mi? Ama bu o kadar hayatımızın her alanda geçerli ki hocam. O kadar geçerli ki. Alışverişte, işte yemede, içmede. Yani her şeyde geçerli. Tabii. Yani bazen şimdi evde de oluyor mesela. Şimdi diyor mesela işte bir şeye gidelim, markete gidelim. Şimdi ben yani şahsen mümkünse mesela gidelim denilene gitmeyelimciyimdir. Yani oylama yapısı ben gitmeyelim derim. Çünkü neden? Mesela bir gün sektirsek diyelim ki yani o eşya bizim eve girmeyebilir. Yani 2 gün girmeyebilir, 3 gün girmeyebilir. Şimdi yani anlatabiliyor muyum? Yani birçok konuda böyle bir durum var. Şunu yapmasam olur mu? Bence oruçta herhalde insanların kendilerine en çok sorması gereken soru bu. Yani bir hayat çizelgesi oluşturmak lazım, listesi oluşturmak lazım ve bu hayatın kendini bize dayatmasına karşı hep itiraz, yani hep kavgacı olmak lazım, hep çatışmacı olması lazım. Yani misal olarak söyleyeyim, telefonumu değiştirmem gerekiyor. Belki de gerekmeyebilir ya. Belki de gerekmeyebilir. Şimdi ben bir tane saat kullanıyorum, ya bir tane daha olsa belki de gerekmeyebilir. Yani bir tane yeter, hatta bir tane fazla bile yani gibi mesela. Yani şimdi orucun amacı budur. Neden? Çünkü bedenin şimdi burada bir kısır döngü var. Eğer çok yersem, çok içersem hareket ediyorum. Yani çok enerji oluşuyor. Konuşuyorum, bağırıyorum, çağırıyorum, sinirleniyorum. Şu oluyor, bu oluyor vesaire değil mi? Yönetemeyeceğim kadar çok enerjim oluyor. Ya şunun gibi mesela çok param var. Şimdi çok param var ne yapacağım? Tatile gitmemiz lazım. Yani bu para bitecek yani bir şekilde insanlar bizim çok para sahibi olduğumuzu görmesi lazım. Yani çok alışveriş yapıyoruz. Çok alışveriş yapmamız lazım değil mi? Yani eskiyi değiştirmemiz lazım. Niye? Çok var çünkü yani çok. Şimdi her şeyin çok tehlikeli. Yönetmesi çok zor. Şimdi enerjinin kendisini yönetmek de çok zor. Yani hasıl olan enerji, yani modern çağda muhtemelen en ciddi problem bu. Yani bugün mesela yani psikologların kapısı niye sürekli aşındırılıyor? hasıl olan bir enerji var. Fazladan bir enerji var. Yani diyelim ki mesela bir insan işte diyelim belki bütün ihtiyacı 500-600 kaloridir. 3000-4000 kaloriyle besleniyoruz. Bu 3000-4000 kalori nerede yakacağız? Sana sataşmam lazım. Twitter'a girmem lazım. Öyle değil mi? Yani evet. Sabah kadar televizyon seyretmem lazım. Şunu yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Yani birisiyle sataşmam. Yani ya da atıl hale getirecek beni. Şimdi o zaman 3-4000 kalorilik bir şeyle ben düşünemem. Düşünebilmem için yani ve bedenim hep hareketli olur. Bak hem dışarıdaki hareket hem içerideki hareket beni sürekli yoruyor. Yoruyor ama neticede mutsuzluk oluyor. Bir şey yok çünkü gerçek değil. Yani yaptığım şey gerçek değil. O zaman şimdi bence yani bizim o dünya kültüründeki yani ayetin şimdi sağ kanadına bakıyoruz. Yani ayet bize bir şeyi işaret etti. Kema kütübe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere yazıldığı gibi dedi. Şimdi bizden öncekilere ne yazıldığı, tamam Kur'an-ı Kerim bize bunu söylemiyor ama biz insanlık tarihinden bunu biliyoruz. Yani bütün mistik geleneklerden, bütün irfani geleneklerden, bütün işte yani metafizik geleneklerde vesaire bu konu tartışılmış. Ey insanlar demişler çıkmış yani hiç kimse şöyle bir şey dememiş. Ey insanlar doğruyu anlayabilmemiz için çok yemeniz lazım, çok beslemeniz lazım dememişler. Hatta benim şöyle bir esprim vardır. Yani bir şey anlatmak için denir ki mesela senin şunu yapabilmen için 40 fırın ekmek yemen evet. lazım derler. Ben de derim ki benim ilgilendiğim insanları anlayabilmem için 40 fırın ekmek yememem lazım. Evet, yani çok iyi. Yani, anladın mı yani? Yani çünkü onlar ekmek yemeyerek bunu elde ettiler. Evet. Dolayısıyla benim de ekmek yememem lazım. O zaman şimdi oruç bedeni zayıflatarak yani tırnak içerisinde söylüyorum. Parayı azaltarak, gücü azaltarak hayatın zaruriyat alanlarını yeniden sıralamamızı bize söylüyor. Çünkü bana birisi dayatmış onu. Yani bana demiş ki mesela şunu yapmazsan olmaz demiş. Bunu yapmazsan olmaz demiş. Şuraya gitmezsen olmaz demiş. Şöyle davranmazsan olmaz demiş. Ya belki olur. Şimdi bana diyor ki ben seni güçsüz bırakacağım. Şimdi biz bunu bozuyoruz. Mesela biz sahur bereketiyle bunu bozuyoruz. İftar bereketiyle bozuyoruz. Mesela Peygamberimiz muhtemelen çok daha azla iftar ediyor. Çok daha azla evet. sahur yapıyor vesaire. Hele o kültürlerde olan daha uzun süreli açlıklar, daha uzun süreli perhizler vesaire. Mesela bir söz söyleyeyim sana. Bizim tasavvuf kitaplarına yazar. Mesela diyor ki su içmek fuzuli bir iştir der. Şunu demek istiyor. Yani belli bir miktarda içmekten söz etmiyor. Şimdi su içmeyi tahrik eden şey ne? Fazla yemek yemek. Evet. Yani çok yemek yiyorsun, vücudun çok su yiyor. Şimdi yemeği azaltsan, hareketi azaltsan, öyle değil mi? Yani gereksiz yani şuraya gitmem gerekiyor gitmedim. O zaman ne olur? O zaman şimdi hayatın zaruretini yeniden düşünmeye başlarım. Yani şunu mu yapmalıyım? Bunu mu yapmalıyım? Çünkü ömür çok kısa. Bu nedenle şimdi oruç ve düşünce arasında böyle bir gerçekçilik ilişkisi vardır. Yani ruhumuza ya da aklımıza bir alan açıyor. Aklın yeniden konuları değerlendirmesine yol açıyor. Şimdi henüz benim orucum yani bu 2 günlük orucum bu tasnifi yazmaya imkan verdi ama bu tasnifi yapmaya henüz imkan vermedi. Evet. Bilmiyorum senin verdi mi? Yok hocam bizimki nerede?